3 Şubat Pazar Güneş TV ana haber bülteninden haberin merkezinden herkese iyi akşamlar. Tokat'ta çay ocağı işleten 27 yaşındaki Mustafa Doğan, dükkanının camına astığı "Dert dinlenir 5 TL, çay kahve bizden" yazısıyla birlikte müşterilerinin özellikle dert anlatmaya geldiğini söyledi. Evet, ne zamandan beri dert dinliyorsunuz? Vallahi 1,5 seneyi aştı herhalde ya. 1,5 sene öncesinde başladı bu mevzu. 1,5 sene öncesinde dükkanda yine normal bir şekilde çay satıyoruz. Tabii çay satmak böyle hani normal bir şekilde olmuyor bildiğiniz üzere. Belki bilmiyordursunuz ama işte gelen giden misafirler, arkadaşlar derken ya çayın yanında adam bana gelmiş evindeki derdini anlatıyor. Sonra mahallesinde yaşadığı bir olayı anlatıyor. Dükkandaki ekonomik sıkıntısını anlatıyor. Sonra lan bir oldu, iki oldu, adama çay içiyor mu diye soruyor. Adam onun cevabını vermektense bana farklı bir şey anlatıyor. Bir oldu, iki oldu derken dedim ki bu böyle olmayacak. Artık dedim farklı bir şey yapayım. Lan dedim bu çay, bazı çaydır, rızık olsun birazcık dedim. Bir gece hazırladım. Bir gece hazırladım bir kağıda. Dedim ki dert dinlenir diyeyim dedim. Altına da ufak bir espri olsun mahiyetinde bir yazı yazayım dedim. Bizim vazgeçtiğimizde sebeplerimizden tek sebebi de dedim, para olur dedim. Başka türlü kimse caymaz bu işten dedim. Derken yazdım. İşte görmüş olduğunuz gibi dert dinlenir yazdım. 5 TL dedim. Altına da dedim hani milletimiz yanlış anlamasın, kimse incinmesin, kırılmasın direkten çay kahve bizden ikramımız dedim. Ama virgül koymayı unutmuşum çünkü çay da istiyorlar, kahve de istiyorlar şu an. Yani sadece çay ya da kahve bizden ikramımız, lütfen anlaşılsın. Sonra ertesi gün bir baktım ki millet elinde telefon, fotoğraf çekmeye başladı. Sonra hani ne oluyor filan demeye başladı. Bu zamana kadar sıkıldın mı bizden filan muhabbetine başladılar. Dedim ki abi bundan sonra böyle. Mesela Muhittin abim. Evet. Muhittin abim geldi. Araba ne yapıyorsun oğlum dedi. Ben de dedim ki abi bundan sonra böyle yani artık dedim hani öyle bedavaya bir şey yok dedim hani duruyorsun ortamın ekonomik şartlarını dedim, sıkıntılarını filan. Tabi bunların hepsi gerçekten hani şaka mahiyetindedir. Latife'de. Yani aramızdaki şaka, muhabbetimiz bozulmasın, farklı bir şey yok. Ama bir espri olsun dedim hani bu kadar tutacağını bilmiyordum. Tuttu işte. Dedi ki o zaman dedi tamam çayımı yapın benim dedi Muhittin abi. Dedi buyur abi çayın dedim. Anlatmaya başladım Muhittin abi her zamanki gibi. De bu sefer farklı bir şey oldu. Ekstra çay ücreti dışında 5 lira aldım. Aynen evet. Sonrasında işte devam etmeye başladı böyle derken üniversite gençlik özellikle yani çarşıdan geçen üniversite gençlerimiz tabii ister istemez dikkat çekiyor. Dikkat çektikten sonra işte fotoğrafınızı çekebilir miyim? Hani benden ziyade bu mekanın, bu düşüncenin kimden çıktığını merak ediyor. Tabii böyle bir genç adam görünce şaşırıyorlar ister istemez. Daha farklı, yaşlı bir adam bekliyor yaşlarında. Tabii sonra nasıl diyeyim ben sana, gerçekten buna inanıp "Benim derdimi dinler misin kardeşim?" deyip gelenler oluyor. Abi ben de abi ayrı bir düşün. Nasıl dertleri anlatıyorlar size? Ya kesinlikle maddi ya. Enteresan olan bir dert çıktı mı hiç? Ya bu da dert edinilir mi dediğiniz? Abi tabii ki oldu yani öyle. Şunu söyleyeyim. Adam hani yolda geçerken düşmüş. Adam diyor ki benim derdim başımdan aşkın. Ne oldu abi dedim. Ya geçen gün yolda giderken düştüm dedi ya. Abi tamam da düştün de yani ne yapayım dedim yani bu da dert mi? Diyemedim yani ne diyeyim yani. Sonra ne bileyim hani adamın hani serçe tırnağı kırılsa bu dert sayıyor kendine. Tabii bir şey diyemiyorum. Adam köpeğine boğmuşlar. Gelmiş onu anlatıyor burada saatlerce. Aynen. Mesela Akif abi yani yolda şimdi denk geldi. Akif gel buraya Akif. Adamın tarladaki köpeğini çalmışlar. Gelip bana diyor ki benim köpeğim nerede diyor. Ben nereden bileyim abi. Evet. Ama işte bunlar da dert sayıyor. Bakmayın şimdi hani insanın içinin yandığı her şeye dert sayıyoruz. Evet, bu da dert sonuçta. Hoş sohbet, muhabbet her şey. Güzel. Aynen. Sonra ne bileyim daha adamın arabasının lastiği patlıyor. Benim derdim başından aşkın diyor. Yok işi var. Hani adamın kornası bozuluyor ya da ne bileyim hani adamın dükkanından bir tane malzeme kayboluyor. Adam dükkandaki malzeme çalındı diye yani feryat figan ediyor. Yani öyle şeyler oluyor. Tabii ciddi anlamda daha farklı şeyler de oluyor ama hani genellikle hoş sohbet olan ufak dertleri dinliyoruz yani. Siz ne zamandan beri dert anlatıyorsunuz? Vallahi biz yıllardır bu çarşıya takılıyoruz. Buranın esnafıyız. Kardeşimiz geliyor, güzel sohbetler.
güzel sohbet eşliğinde, çayımız eşliğinde dertlerimizi, konularımızı, güncel konularımızı paylaşıyoruz. Dinliyoruz. Hoş sohbet. Latife. Güzel günlerimiz. Geçiyor yani burada. Estağfurullah yani. Ülke genelinde soğuk hava pazarcı esnafını da etkiledi. Pazar tezgahındaki tüm yeşillikler arasında zam şampiyonu ise yeşil soğan oldu. Evet, soğan fiyatlarındaki son durum nedir? Soğanın şu anda zaten bir defa ekim yok. Ekim olmadığı için hava da soğuk. Ekse de zaten bitme şansı yok. Üründe de zaten az olduğu için bu sene ekim. Bunu zaten normalde tohum olanlar bitti zaten. Bundan normal dikimi az olduğu için ufak soğanın az çıktığından dolayı ekim az. Ekim az olduğu için de üretim yok. Üretim de olmadığı için ister istemez fiyatları ateşlenmek zorunda kalıyor. Hani burada kaç kişi de var diyelim. 100 kişi de varsa o da zaten yeterli olmadığı için hiçbir kimseye fiyat yansıyacağı yok yani. Zaten bunun alınışı zaten 3000 lira. Geri satıyorum 3 lira. Tezgahta para kazanma şansın var mı? Yok. Ne peki yapayım? Vatandaş talep göstermiyor galiba fiyatları artınca. Hayır. Haliyle. Tabii ister istemez talep göstermeyecek. Ne yapacak şimdi? Ne faydalanacağım diyecek adam. Sayıyorsun içinde 10 tane soğan var. Tanesi kaç lira? 30 kuruş. 3000 lira. Nasıl alacak vatandaş? Buna ne yapacak? Yani verse karnını doyurmuyor. Yemek de yapmıyor. Ne yapacak bunu? En azından istiyorsa gider yemek yapacağı bir şey verir. Bu ay 3 lira verene kadar ıspana bağını 5 lira verir. Götürür evine bir kazan yemek yapar. Çocuğu çoluğu da barınır. En azından istikrarını sağlar. Ama bundan bir yemek yapma şansı yok. Ne peki yapma? Düşecek mi fiyatlar? Düşer mi yani? Şu an düşme şansı yok. Çok oynasa 50 kuruş falan oynar anca. Fazla oynamaz. Ya normalde önceden olsaydı normalde bak 4 liraya 5 liraya satıldığım vardı. Çok nadir yani biraz kar kalktı. Hafif bir kımıldama var işte o da 3 lira normalde. Halde de şu an 3 lira. Ha bizimki böyle olduğu için 3 lira daha biraz daha kalitelisi olduğu zaman halde soğan bağı 3,5 milyon lira. İster istemez vatandaş tepki gösterir için abi 3,5 milyon lira ne demek yani. Ben satıcıyım ben memnun değilim sattığımdan. Tokat'ın Küçük Beybağ Mahallesi Yeşilbağ Caddesi'nde bulunan esnaf kefaleti kooperatif evlerinde istinat duvarı çöktü. İstinat duvarının çökmesi nedeniyle facianın eşiğinden de dönüldü. Nurettin Bey, sitenin yönetim kurulu başkanısınız ve dün duvar çöktü. Ne demek istersiniz bu durumda? Evet, maalesef müessif bir hadise yaşadık. Bizim yaklaşık 5 metre civarında şu karşıda gördüğünüz gibi perde beton duvarımız vardı. Herhangi bir sorun yoktu. Takriben 2 yıl önce yukarıya yol yapıldı belediye tarafından. Bir hayli metrajlı dolgu kullanıldı ve onun üzerine tekrar taş duvar yapıldı. Bu yükü maalesef bizim mevcut duvarımız çekmedi. Zaten biz böyle Rize Trabzon gibi aşırı yağış olsa buranın daha önce de tehlike içerisinde olduğunu tahmin etmiştik. Bir ihmalsizlik var diyebilir miyiz? Şöyle zamanla tabii daha tekneye uygun yapılsaydı bura yapılırken perde betonun arkasına ek bir duvar vesaire yapılsaydı zaten bizim duyumlarımız burayı yapan firma bunun sağlıklı olmadığını söylemiş. Biz de yapıldıktan sonra ben kendim o zaman Eskişehir'deydim bir tedavi için kendim de bunun birkaç yıl içerisinde İnşallah yanılırım dedim. Gidebileceğini, bu duvarın çökebileceğini zaten tahmin etmiştik. Diğer bir husus, bizim beklediğimiz şu gördüğümüz sağ tarafımızdaki olan kısımda çatlama oldu. Bu basket sahasının olduğu yerde herhangi bir sıkıntı en azından acilen beklemiyorduk. Burada da gündüz çocuklar falan oynuyor. Evet be, çocuklar olması için bir kaza oldu mu? Evet hayır bu gece saat 1.30 civarında oldu dün gece. Kimse yara almadı yani. Hayır işte tek sevindirici nokta orası. Diğer yerleri zaten biz kapatmıştık. Yukarıyı da 2 gün önce biz belediyeye de bildirdik. Muhtar da bildirdi. Tutanak da yaptık. Yukarıyı da yolun yarısını trafiğe kapattı zaten belediye. Yani yolun yarısı işler vaziyetteydi. Eğer burası bu şekilde gündüz olsa mutlak surette çocuklar oluyor. Çok telafisi imkansız sonuçlara gebe olabilirdi. Yani tek tesellimiz o. Artık maddi hasar inşallah yerine gelir diye bekliyoruz. İlgililere zaten bildirdik. Gece
Saat 1.30 civarlarında polis ekibi geldi, AFAD geldi. Zaten biz bu konuda ilgili tüm tutanakları, belgeleri zaten hazırladık. Bundan sonra artık herkes üzerine düşeni yapacağını tahmin ediyorum. Bizim esas tehlike arz eden, gördüğümüz, beklediğimiz kısım burasıydı. Hatta burayı biz emniyet şeridiyle kapattık yaklaşık 3 gün önce. İlgililere de bildirdik, muhtarlıkla tutanak yaptık. Fakat bu basket sahasının orayı en son olabilecek yerdi. Maalesef orası dün, daha önce söylediğim gibi 1.5 sularında yıkıldı. Tek teselli orada işte çoluk çocuk, yani gündüz olmaması. Gündüz olsaydı maalesef daha tehlikeli sonuçlara gebe olacaktı. İsteğimiz buranın da hiç böyle bir şeylere artık meydan vermeyecek şekilde tekneye uygun olarak bundan böyle yapılması. Belediye yetkililerinden artık bunu talep ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Siz de başkan yardımcısısınız. Evet. Siz neler söyleyeceksiniz? Vallahi işte bizim söylememiz bu karın çok yağması, yağmurların olması bu felaketi getirdi. Allah'tan ki dediği gibi bu şey olmadı, gece oldu. Gündüz olaydı daha feci bir şeyler olurdu. Zaten daha önce önlemini aldık biz buranın. Belediye ekiplerinden şey aldık, buralara çektik. Şeyini yaptık, önlemini almıştık zaten. Bekliyorduk biz de zaten. Biz burayı bekliyorduk, burası çıktı. Muhtardan mı? Siz de muhtar olarak neler söyleyeceksiniz? Önce Güneş TV'ye teşekkür ederim. Esnaf Kebalet Kooperatifi sakinlerine geçmiş olsun diliyorum burada. Büyük bir faciamız olacaktı. Az faciayla atlatılmış oldu. Burada biz önceden ayın 31'inde, birinci ayın 31'inde biz dilekçemizi verdik. Böyle yıkılacağını tahmin ediyorduk en azından. Gereklerini önlemler aldık ama en azından saat gece 1.30'da oldu. Çoluk çocuk olmadığından dolayı bir şey, ölüm zayiati olmadığından da sevinçliyiz. En azından Sayın Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu'ndan buranın bir an önce yapılmasını istiyoruz. Gerekleri, önlemlerin alınmasını istiyoruz. Yönetimine de, Esnaf Kebalet Yapı Kooperatifi yönetimine de teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun diliyorum. Tokat Sevindik Köyü Muhtar Adayı İsmail Öz, muhtar adayı olarak yapacağı projeleri bizlere anlattı. Tokat Merkez Sevindik Köyü Muhtar Adayı İsmail Öz. İsmail Bey, biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ben Sevindik Köyü doğumluyum. 1969 doğumluyum. O köyde doğdum, o köyde büyüdüm. Ben de o köye işte muhtar adayı oldum. Hizmet etmek için. Gereken neyse yapacağımızı burada da bahsedeceğiz zaten. Bir köyünüz için projeleriniz neler? İşte köyde eksik şeylerimiz çok. Bunları işte gidermek için çalışmalarımız var işte. Köyde su sorunu var. İşte mezarlıkta yolumuz yok. Bunların yapılması, çevre düzenlemesi. Daha sonra güneş enerjisi çalışmalarımız olacak işte. Daha sonra yeni bir planlarımız, projelerimiz var. Bunları gündeme getireceğiz. Yıllardır köyümüzde iyi bir hizmet yapılmadı. Bundan dolayı talibiz, muhtar adayı olduk. Su sorunumuz var. Bayağı yıllardır çözülmedi. İşte bunu çözeceğiz, su sorunu çözeceğiz. Başka da şu anda şimdilik bu kadar. Peki muhtar olarak başladığınızda, göreve geldiğinizde ilk evet. olarak yapacağınız proje nedir? Kesinlikle yapmanız gereken. Muhtar olarak ilk geldiğimiz zaman yapacağımız köye hizmet. Yani yeni şeyler yapmak. Köyümüz zaten şehre yakın, 13 kilometre. Uzakta değil. Tarımla alakalı çalışmalarımız olacak. İşte oradaki gereken yapıları var. Onların yapılması gerekiyor. Bunların çalışmalarını yapacağız işte. Bir de bizim köy zaten 15 hane ama yaşlı çok olduğu için bunların işte hasta oldukları zaman hastanedeki sorunları, yani gidiş gelişleri, bunları muhtar olduğumuz zaman hepsini karşılayacağız. Yani
bunlara hizmet yapacağız. Peki son olarak seçmenlerinize neler söyleyeceksiniz buradan? Seçmenlere vallahi yani söyleyecek tek şey var. Yani iyi düşünüp iyi yere oy vermeleri yani seçmenlere. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.